Efendim Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor. Yurdun batısında toz taşınımı da görülebilir. Peki bu ne anlama geliyor? CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen hocamız bizimle birlikte detaylıca soracağız. Toz taşınımı nedir diye. Önce kısaca bunu hatırlatalım. Orhan hocam hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk Meltem. İyi yayınlar diliyorum sana da. Teşekkür ederim. Türkiye'ye iki yoldan şey gelir, toz gelir. Bir Suriye, Irak'tan gelir. Bu yüzeysel taşınımdır. Yani yüzeyden doğru gelir. Yani 500 metre civarında yüksekliktedir. Bir de Kuzey Afrika'dan Sahra Çölü'nden gelir. Sahra Çölü'nden gelen Avrupa'ya kadar çıkar. Avrupa'dan da gelebilir. Akdeniz üzerinde gelebilir. Ama bu çok yüksek seviyelerden. Yani 4-5 bin metre yukarıdan gelir bunlar. Evet. Dolayısıyla oradaki tahminleri iyi yapmak lazım. Şimdi yaptığımız zaman tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu tahminleri yapıyor esasında toz taşınımını. Bugün toz yok batı bölgelerde ama yarın bir toz şeyi var, taşınması var. Olacak. İşte burada gördüğümüz gibi Meltem 112 diyor mesela, 124 mikrogram bölü metreküp. Burada bize sayılar mı, renkler mi bir şey anlam ifade ediyor hocam? Sayılarla renkler birbirine uyumlu. Aynen. Zaten uyumlu. Sarı renkler orta seviyede, yani çok önemli bir şey yok demektir. Yeşiller sağlıklı bir havayı gösteriyor. Burada toz yok. Buralara toz yok. Var ama sağlıklı. Ya zaten dünya sağlık örgütü WHO 50'nin aşağıdakine sağlıklı olan diyor. Sağlıklı diyor. Hı hı. Olur yani, bu yerden de karışabilir. Şimdi baktığımız zaman bu yarınki olan durum. Yarınki olan durum. İşte Tekirdağ'da 146, 122, 118. Şöyle baktım en çok Niğde'de var 226 ile. Evet, şimdi bu 228 var Niğde'de değil mi? Evet, 226 var. Bu hassas duruma geliyor. Yani hassas diyebiliyoruz bunu. Hani sağlıksız mı? Hayır, değil. Ne yapmaları ama lazım mesela Niğde'de, Sivas'ta, Tekirdağ'da da? Niğde'de az kalmış. Niğde'de 250'yi geçerse bu değer, maske takması lazım. Maske takması. 250'yi geçtiği zaman sağlıksız durum oluyor. Ha nereye kadar çıkıyor bu biliyor musun Meltem? Bu 500 mikrogram bölü metreküp. Hocam çıkıyor. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Mesela daha gelmedi. 27.03.2024'ün haritasını görüyoruz ama rakamlar bize anlatıyor mesela. Biz Niğde'ye bu kadar toz taşınımı olacağını önceden nasıl kestirebiliyoruz? Tahmin yapıyoruz. Bu o deminden söylediğim yollardan gelen miktarı oradaki diverjans, konverjans gibi, yani bunlar teknik terimler. Onlardan tahmin yapılıyor bunlar. Çok şey değil yani, yağış yağacak veya toz gelecek gibi aynı şey yani. Yağışı nasıl tahmin ediyorsak burada. Burada gördüğümüz gibi İç Anadolu'ya kadar geliyor. Bu büyük bir ihtimalle bu sistem Avrupa'ya çıkıyor toz. Avrupa'dan doğru, Balkanlardan doğru geliyor. Çok tehlikeli bir durum yok. Yarın. Çarşamba günü çok tehlikeli bir yok. Perşembe günü başka bir haritamız varsa ona da bakarız. Perşembe günü biraz daha artıyor değerler. Daha da yükselecek. Biraz daha yükselecek. Şimdi tarım için faydalı olduğunu, yani toprak açısından besleyici olduğunu biliyoruz. Yani böyle duyduk. Fakat alerjisi olanlar ve özellikle astım hastaları için bir tehlike mi hocam? Şimdi ona faydalı mı? Ona gelelim. Yani durum bu. Şey olarak bu iki gün daha sürecek bu şekilde. Perşembe günde sürecek. Cuma günü kalkıyor gidiyor yani. Ama bu mevsimde bu oluyor yani. Normal Türkiye olan. Bu mevsimde bu Sahra Çölü'nden tozlar geliyor. Şimdi toz nedir? Bu toz biz buna esasında kırmızı toz deriz. Sahra Çölü'ndeki rengi kırmızıdır bunun. Niye kırmızıdır? Çünkü içerisinde demir bileşimi vardı. F2O3 denilen demir bileşimi var ki bu gübre yerine geçer ziraatta. Yani toprağa düştüğü zaman çok faydalı. Saça da düştüğü zaman faydalı biliyor musun? Yani saçlara da, yani ama ben saçımı koruyayım demenize gerek yok. Ha, bu Perşembe günü sokakta gezelim. Yağmur yağdığı zaman tabii bu ama aşağı gene iniyor. De toprak için faydalı olsa da kendimize, sağlık açısından özellikle alerjisi olanların dikkatli olmasında fayda var. Fayda var. Teneffüs yoluyla almamamız lazım. Bu çok sert şeyler olduğu için, tozlar olduğu için ciğerlerimizde tahribat yapabilir. Yani çok değerler. Yani bu 250'yi geçtiği zaman maske takacağız. Şu anda maske takmaya pek yok ama çok eğer şey hastasıysanız, demden söyledim, astım hastasıysanız bu yani 150 civarında falan önemli maske olalım. Takmakta fayda var. Çok teşekkür ediyorum Orhan hocam. Yayına katıldığınız için ve uyarılarınız için.